Beklenen aracımızın test sürüşünü yapacağız. Detayları zaten verdik. Maskemizi taktık. Arabamız burada. LPG vardı bu araçta biliyorsunuz. LPG iptal oldu. Yeni baştan muayeneye girdi falan. Zaten renk değişimi için muayeneye girmesi lazımdı. O sırada da şeyini hallettik. LPG, TSE'ye gitti araç. Ondan sonra... Zaten Yeşilbir'de anlatmıştık süreçleri. Bir, LPG'yi söktürüyorsunuz. İki, proje çiziliyorsunuz. Üç, TSE'ye gidiyorsunuz. Ondan sonra muayeneye gidiyorsunuz. Ondan sonra notere gidiyorsunuz, ruhsatınızı değiştiriyorsunuz. Hadi şimdi ne yapalım? Bizi biraz gezdirin. Arabanın renginde emniyet kemerlerimiz var. Arabanın park sensörü var. Doğan biraz arabasına kıldır, bana kullandırtmıyor. Sen çok gaza basıyorsun falan diyor. Biraz benzin cimrisi, yarın depoda benzini var. Şimdi bizim Şerif Ali'de yola doğru çıktık, sağa doğru döneceğiz. Arabanın ön kısmını gösterelim. Daha biz bu arabanın boyasına zımpara ve pasta yapmadık. Yani bu zımpara ve pasta yapılmamış halde. Boya iyice otursun dedi Doğan. Zımpara ve pasta yaptıktan sonra sen bu arabaya acaba bir seramik atar mısın? Muhtemel. Yapılması gerekiyor. Zaten şu an çizilmeye çok müsait. Kuşlardan da çok muzdaribiz. Bahçeli evde oturmaman lazım onun için tabii. Yani açıkta zaten açık otopark var evde. Orada duruyor ama buran da var. Yani şöyle... Şu ekran araba parası ya neredeyse. iPad. Üstündeki vırtlı zırtlısı arabanın. Ses sistemi senelerdir kullandığım bir sistem. Satmadım, hiçbir aracımda da vermedim. Araçtan araca geçiriyoruz sistemi. Yani benim bildiğim bu 6. aracındaki olan şey. Evet. Ya şuralarda ufak tefek kozmetik alanlar var. Bunlar zamanla hallolacak. Onların konuşmasını yaptık. Üstü komple yeniden kaplanacak. Torpidonun. Yeniden toplanacak. Yani sıfırını alıp takmak çok mantıksız. Çok büyük paralar istiyorlar. Buldun mu sen sıfırını? Buldum. Kaç para? 1800 lira para istiyorlar. Aslına bakarsan bir şey söyleyeyim mi? Ucuz. Yani günümüz şartlarındaki arabalara göre ucuz ama bu arabaya göre ucuz evet da, biraz şimdi, maliyetli olabilir. Bu arabanın torpidosunu söküp indirmek tekrardan taktığınızda bende bir ses hastalığı var. O torpidodan ses gelir. İşte elektrik aksamı zaten araç 92 model. Ya başımıza bir şey gelirse takacağız, bir yeri çalışmayacak etmeyecek, bir daha sök tak olmasın diye torpidoyu çok değiştirme taraftarı olmadım bu zamana kadar. Yani kırık bir yeri de yok torpidonun. Sadece ufak tefek köşesinde ufak bir nazar. Yaşlanmadan var. Sebep. Aynen. Şeyleri var. Evet. Kilometre ne kadar? 313 binde mi? Kilometre evet orijinali 313 binde, motor ama sıfır. Motoru sıfır ama koyacağımız RSI motorundan sonra tamamen şekil şemal evet. Değişmiş olacak. Bu arada şunlardan bahsedelim. RSI'ın değil mi fren tertibatı buna geçti. Evet geçti. Frenleri geçti ve şanzımanı geçti şu an. RSI'ın şanzımanı ve fren tertibatı buna geçti. Tabii fren tertibatı geçince ne oldu? Akslar uzun geldi arabaya. Evet yani ufak bir hesap hatası olmuş. Biz tabi RSI'nin taşıyıcılarıyla disklerini ve kaliperlerini koyduk. Ama flash'ın kendi akslarını kullandık. Aracı bir 50-100 kilometre kullandıktan sonra sol merkez civatasının gevşediğini fark ettik. Ondan sonra bir aksçı tanıdığımız var. Kendisine bir danıştık. Aksın 1.3 santim uzun olduğunu tespit etti. Ondan sonra gerekli işlemi yaptı. Şu an bir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Burası benim yanlama virajımdı. Ama bu araba tabii önden çekişli. Doğan'da bir tane de 124 kasa var. E220. Evet. Yani 220E. 220E mi? Yok, E220 mi? 220E. 220E orijinal motoru. Otomatik şanzımanlı. O da çok evet. Efsane, güzel, temiz bir araba. Doğan eski arabalardan hoşlanıyor bizim gibi. 9 senedir bizde o araba. 9 senedir kullanıyor aktif olarak ama şimdi buna geçti aktif. Biraz hevesini bunu alacak. Ben bu arabayı Doğan'a ne kadara mal oldu diye soracak arkadaşlarım. Bu Doğan'a bu araba toplamda benden ona çıkışı 65.000 TL oldu bu vaziyette. Evet.
kendi harcadıkları var. Harcamadan evvel de Doğan'ın altında bu arabayı görüp yolda çevirip daha önceki videomuzu izleyen bir takipçimiz 75 bin lira teklif etti. Doğan vermedi arabasını. Yani satılık değil benim arabam dedi. Buradan da anlıyorum ki Doğan ticari amaçlı uğraşmıyor. Tamamen araç sevdasından, araç sevgisinden dolayı uğraşıyor bu arabayla. Peki Doğan, senin bu araba için şunu bunu yapmak lazım, bunu eksik yaptın, şunu şöyle yaptın diyebileceğin şeyler var mı mesela? Yani şu an için çok şeyimiz yok. Yani ufak tefek şeyler var. Onlar çok öyle göze batmayan şeyler. Zaman içerisinde halledilir. Çok büyük bir şeyimiz yok bu araçla alakalı. Her şey şu an istediğim gibi. Güzel. Biz günlerde kullan. Teşekkür ederim. Kazasız belasız. Elinize kolunuza sağlık. Sen bu arabayla bir uzun yolda yaptın değil mi? Tabii. Nereye gittin? Bodrum. Ne kadar yaktı? Giderken 350 lira, gelirken de 350 lira yakıt yaktı. O zaman uygun. Yani. Yani böyle kullanırsan zaten normal. Yani giderken yani 120 civarında gittim. Ondan sonra bir şey yok. Yani gider yani araba. Şeyimizde. Araba biriydi. Araba gidiyor. RS'nin şanzımanı kısa olduğu için. Şu an gayet güvensiz hissediyorum kendimi. Yok. Şey yok. Ya eski frenleriyle mesela durmak istediğimiz zaman fren pedalıyla savaş veriyorduk. Ondan sonra şu an sadece ayağımın ağırlığıyla araba direkt yavaşlayabiliyor. Yani bir laf vardı ya hani, flash gider ama durmaz. Aynen. Bu gider ama durur artık. Artık duruyor. Gider ama durur. Çünkü Doğan flash'ın... Ya bir araba ne kadar gidiyorsa ilk önce frenlerine bakmak gerekiyor. Fren. Bizim de oynamamız gereken, swaplayacağımız arabalarımız var. Onların da fren tertibatlarını komple değiştireceğiz. Ne zaman koyuyorsun bunun motorunu? Herkes merakla bekliyor. Vallahi, zehri saldın ortaya. Ufak tefek işleri var. Onlar bittikten sonra motora da fırsat gelirse koyacağız üstüne. Fırsat. Birkaç. 2021 mi diyelim? Yani. Jantlarımızı kompomotif takıyorduk ama uymadı. Evet. 25'inkini taktık. Çok da güzel oldu. Güzel oldu. Arka arkalar bir tek olmadı. Offset'ten dolayı onlara flaş yapıldı arkalara. Kaçlık flaş? 1.1 santim. Hemen bezleri gördüğünüz üzere dizmiş oraya. Şöyle bir ekran taktı Doğan arabasına. Doğan aynı zamanda hem Econation Ümraniye'nin bayisi, araçlara yazılım yapıyor, hem de ne yapıyor Doğan? Müzik sistemleri yapıyor. Müzik sistemi, otoelektrik. Doğan benim Talk Sport'tan arkadaşım. Hemen çocuk koltuğumuz monte olmuş. Isofix mi? Isofix demir yapıldı onun. Isofix demir yapıldı. Vay vay vay. Şöyle bakalım içine. Bu arabadaki değişik başka bir şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz arabanın içi dağınık. Arka taraf orijinal. Orijinal ama kılıflı. Kılıflı. Şimdi bir de öne bakıyoruz. Koltuklar E46, elektrikli bel destekli, yükseklik ayarlı. Yani BMW koltuğu taktın değil mi bu arabaya? Evet. Çılgınsın. Birkaç tane ufak tefek sigara yanığı var ama onları tahmin ederler. Tavan döşemesi kendi döşemesi. Komple sıfır onlar. Ama ilginç bir araba oldu. Yani hem renginden, hem jantlarından, hem Doğan'ın kendinden kattıklarından. Motor içinde beyaz kalan yerler var. Bu beyaz kalan yerleri motoru indirdiği zaman tekrar boyayacağız. Biliyorsunuz 1.8 RSI Clio motoru takılacak. Ön tarafını flash S'e çevirmiştik. Farlarını karartmıştık. Doğan Bey, bu tepkiler geldi. Dedi ki bunun içi siyah, bunlar çok şey kaldı diye. Bunları ne zaman düzelteceksin? Beyaz olarak. Evet. Yani onlara Amerikan park yapılacağı için çok da şey yapmadım. Sarıda daha çok koyu duracağı için. Ama takipçiler dedi ki çok alakasız duruyor. Haklılar da biraz. Değiştiririz sarısıyla.
Yo, içini siyah yapamıyor musun? Karartamıyor musun bunu? Ya içlerini bunları açınca sıkıntı oluyor. Su alıyor içlerini. O yüzden çok açma taraftarı değilim. Vay 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 vay. Kapağına kadar. Orijinal ekip kapağı. Bu arabanın bu arada Doğan gitti. Bütün ıvır zıvır parçalarını sıfır Bostancı'da buldu. Hatta fitil... Bostancı ve Ankara. Hatta fitilleri de alacaktı. Şöyle evet. Güneş terse geliyor. Bu tarafa gelir misin? Fitilleri de alacaktı. Fitilleri parçacı abimiz demiş ki ya geçen sene çok yer kaplıyordu. Yaktık sobada. Sadece sağ arka kaldı dedi. Onu aldım bir tek. Üstünde de yazıyor hala sağ arka o diye. Sağ arka. Sileceğiz onu da inşallah. Bakın sağ arka. Yani abiler yer kaplıyor diye bu arabanın canım parçalarını sobaya atıp yakmışlar. Yazık günah. Evet. Satılmıyor diye. Bizi biraz...